Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bugün bu şekilde çok güzel yaprağı olan ve üzerinde de böyle iğneden tığa dönüşüm fıstık modeli arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Demin elimde göstermiştim. Sanırsam arkadaşlar. Bu cam sil hortumu. Cam sil hortumuna bu ilmekleri yaptım. Siz süt pipeti ile de yapabilirsiniz. Ve bu büyüklükte bir herhangi bir aparatla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz. İlk başlarken de aynı şekilde Tığ içine sık iğne ile giriyoruz. Arası yol olarak bu kirpikli trabzanları kullandım arkadaşlar. Biz yap yuvamızın yaprak kısmının yapımıyla başlıyoruz. İki tane sık iğne ile battık. İki tane üzerine zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battığı 2 iki, iki alıyorum. 1 iki zincir tığ battıma girip kapattım. Buraya minik bir yuva yaptım tomurcuk ya da kibrit arkadaşlar. İki zincirimi tekrar yandaki tığ battıya kapatıp buraya bir trabzan yaptık. Ara suyu arkadaşlar. İki zincir bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya girdim. İki iki alarak bir trabzan yaptım. Dokuz zincir boş trabzanımın üzerine 9 tane zincirimi çektim. Bu yaptığım 2 zincirli kirpiğimin arasına yuvamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 9 zincirli yuva yaptım. Bir defa zincir çekip döndüm. Dönüşümüz kolay olması için. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. 5 tane de buraya zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çeviriyorum. Buradaki hemen yanındaki arkadaşlar sık iğnemin içine kapatıp buraya 5 zincirden minik bir yuva yaptım. Yine bir zincirle dönüşümüz kolay olması için döndüm. Bu 5 zincirli yuvamızın içine de arkadaşlar girip 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 bu 2 ve bu 3 3 tane de zincir çekiyorum 1 2 3 zincir girdim buraya bir kirpik yaptım 1 2 ve 3 bu şekilde küçük bir yuva yaptık arkadaşlar hemen bu 9 zincirli yuva ya da bir tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Dönüyorum yine ters tarafın arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doluyorum. Ve bu 3 zincirden çekip yaptığım yuvanın içine 2, 2 alarak girip bu yuva yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 aldım tekrar 5 zincir 5 zincirimi bu ilk başta yaptığım sık iğnemin içine kapatıyorum arkadaşlar sık iğne ile buraya tutturdum yine bir zincirle dönüyorum düz yüzüne yaptığım bu 5 zincirin içine arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 bu şekilde arkadaşlar tam 7 tane sık iğne dolduruyorum. Sonra bu 3 zincirli yaptığım yuvaya giriyorum. 2 sık iğne de buraya yapıyorum. 1 2 Üzerine 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Hemen kapattığım tomurcuğumun yanına da 2 sık iğne. Küçük yuvaya da kenarlarında 2 sık iğne ortada 4 zincirle tomurcuk yaptık. Yine aynı şekilde arkadaşlar 7 tane de buraya sık iğne yapıyorum. 2 3 bu kadar yaprağımızın yapılışı. 5 6 ve 7. Yuvada da bir tane yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Şöyle rahat bir şekilde gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ortadaki çiçeğimizin dalını yapacağız. Bu yüzden 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6, 7 8 9 ve 10. Sayıyorum alttan 1 2 3 4 ve 5. 5. zincirimin içine arkadaşlar bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane yuva yaptık. Geri kalan kısma da arkadaşlar şöyle var bir tık aşağı yapmak 1 2 3 4. kapatıyorum arkadaşlar ve geri kalan kısma da sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 10 zincir çektik. 4. zincirimizi kapattık arkadaşlar. Buraya da 5 tane sık iğne yapıyoruz. 6. sık iğnemizi de bu 9 zincirli yuvamızda yapıp bu şekilde dalımızı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız yaprağımızı aynı şekilde burada da yapacağız. Yine 3 zincir çekerek arkadaşlar bu şekilde yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Bu yaprağımızı da 3 sık iğne ile dönüp yapmıştık. Yine 3 sık iğne ile başladık. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi şöyle ters çeviriyorum. Hemen yanındaki sık iğne ta dibine değil bir yanındakine arkadaşlar şöyle bir boşluk olmasını istiyorum. Kapattım buraya. Bir zincirle yine döndüm düz yüzüne. Buraya 5 zincirde minik bir yuva yaptık. Yuvamızın içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 bu şekilde 3 tane sık iğne yaptım 3 sık iğneden sonra 3 zincir yine bu 5 zincirli yuvamızın içine girdim kapattım 3 zincirimi buraya bir minik tomurcuk yaptık 1 2 3 3 de bu tarafa sık iğne yaptık dördüncü arkadaşlar ana yuvada bir de orada sık iğnemi yapıp kapattım yaprağımızın iç kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar şimdi dış kısmı için 5 zincir 4 ve 5 zincir yine ters tarafına çevirdim bir defa doladım 3 zincirli yuvanın içine girip 2 2 olarak aldım kenarına 5 zincirden bu şekilde bir yuva yaptım 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yine bu 3 zincirli yuvaya girip 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincir mi arkadaşlar? Burada kalan bir sık iğnemin içine girip kapatıyorum. Bir zincirle yine düz yüzüne dönüp buradaki yaptığım 5 zincirimizin içine 8 7 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 3 4 5 Şöyle yaptığımız aşağı yapalım. Ve 6 7 3 zincirli yuvamızın içine giriyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 buraya 4 zincirle tomurcuk yapacağım. Yine 3 zincirli yuvamın içine kapattım. 1 2 Bu şekilde. Geri kalan kısma yani öbür taraftaki 5 zincirimin içine de arkadaşlar yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 5 6 ve 7 şu arkadaşlar 9 zincirden yaptığımız ana yuvanın içine de giriyorum. Bu şekilde. Buraya iki tane yapıyorum sık iğnemi. Çünkü arkadaşlar şöyle destek olmasını istiyorum dibine. Hemen bu trabzanımın arasına da girip trabzan seviyesine iniyorum. 1 2 zincir hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde tamamlıyorum trabzanımı da. Evet arkadaşlar bu şekilde ortada çiçeğimizin sapı, dalı, kenarlarda da bu şekilde yapraklarımız oluşuyor. Şimdi şu ara suyunu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ara suyuna istediğiniz kadar mesafe verebilirsiniz. Benim mesafem bu kadar arkadaşlar. Siz ne kadar isterseniz o şekil verebilirsiniz. İki zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum yandaki tığ battıma girip 2 2 olarak aldım bu şekilde bir trabzan yaptım arkadaşlar ve trabzanımın üzerine 4 tane zincir çekiyorum zincirimi kapattım trabzan arama ve to, e, tomurcuğumun yanına kirpiğimin yanına bir sık iğne yaptım böyle tomurcuğumun daha belirgin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ara ara yapmadığım ara sularım doluyor ara ara böyle sık iğneli tomurcuk yaptığımda oluyor. Siz hangisi hoşunuza giderse arkadaşlar onu tercih edebilirsiniz. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım trabzan arama. Yanına bir sık iğne yaptım. 2 zincir hemen yanına bu şekilde bir tığ battı. Şey, tığ battıya kapattım. Evet arkadaş, bir tane daha yapalım. Benimki örnek amaçlı olduğu için daha fazla aynı şeyi uzatmak istemiyorum. Arası olarak bu şekilde 4 zincirli sık iğneyi yapıyoruz. 2 zincirimi çektim. Yandaki tığ battıya kapattım arkadaşlar. Evet, ara suyumuz da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çiçek kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar iki çiçeğimizin arasına dal yapmıştık 10 zincirde altısını yuvaya ayırmıştık bu şekilde geri kalan dört kısmına da 4 zincir kısmına da 5 tane sık iğne yapmıştık hemen bu altı zincirden bıraktığım yani yuvamın içine sık iğne ile girip bir tane de buraya zincir çekip ipimi uzattım bu videonun başında gösterdiğim camsil hortumunu arkadaşlar aparat olarak kullanacağız bu şekilde Buradan tam 6 tane. Pardon, taktığımdan hariç 7 tane bu şekilde ilmek alacağım. 2 İlmeğimi alıyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. 3. ilmim. Tekrar arkadaşlar bu yuvamın içine giriyorum. 1 2 4. ilmeğim yuvaya gir içinde 2 zincir çek bu şekilde aparata tak 5 oldu 1 2 zincir 6 sonuncu kez yuvaya girip 1 2 zincir 7 Tekrar arkadaşlar bu şekilde yuvaya giriyorum. 7 tane oldu. Tekrar sayalım. Evet 7 doğru. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar iki zincirimi sağlam olması için çektim. ipimi kopardım. Şimdi arkadaşlar sağlamadan önce muhakkak aparatta ilmekler takılıyken buradan şu kopardığım ipi öbürünü değil arkadaşlar sadece bu kopardığım ipi arkaya çekip çünkü bu arkaya meyilli kopardığım ip öne meyilli olduğu için arkadaşlar onu çekmeye gerek yok sadece kopardığım ipi arkada olsun yanık izi bakın kopardım zaten arkaya meyli o önü meyli olduğu için onu bir tek arkaya çekiyorum şimdi buradan şöyle aparatımı çekiyorum evet aparatımı çektikten sonra elimizde şöyle yayalım şimdi bunları ilmeklerini alarak toplayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar sarı ipimi zincir çekerge ipimi tutturdum tığıma şimdi ters tarafını çevirelim bu dört zincirden yaptığımız yuvanın içine girip ipimi bu şekilde buraya monte ettim. Bir tane zincir çekiyorum. İlk ilmeğimi tutup hemen arasından girip yaklaştırdım. Buraya. Arasına 4 zincir çekiyorum. İkinci ilmeğimi tutup şöyle yani arasından girip buraya 4 zincirli bir yuva yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu 6 tane arkadaşlar ilmekten pardon 7 tane ilmekten 6 tane 4 zincirli yuvalar oluşacak. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğimin içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğimin içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ilmeğimin arasına girip kapattım. Bir zincir çektim. Aynı şekilde ilk başta yaptığım gibi buradaki arkadaşlar 4 zincirli yuvamın içine girip kapatıyorum. Şöyle bir zincirle geri düz yüzüne dönüyorum. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Yaptığım bu 4 zincirli yuvanın içine girdim sık iğne ile. Şimdi arkadaşlar buralara fıstıklarımızı doldurmaya başlayacağız. İpimi biraz uzattım. Şöyle dibinde bir zincir çekip ikinci ilmeğimi aldım. Aynı boyda 7 tane ilmek alacağız. 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeğimi topladım bu şekilde hepsini bir arkadaşlar alıp buraya kapatıyorum şöyle yamuk yapmayın arkadaşlar dümdüz bir şekilde fıstıkları toplayalım 5 zincir 5 zincirimi bu topladığım ilmeklerimin arasından giriyorum arkadaşlar bakın burada zaten oyuntu gözüküyor kapattım buraya bir ilmek yaptım 1 2 3 4 5 pardon kirpik yaptım diyecektim bu da ikinci kirpiğim 1 2 3 4 5 zincir. Bu da aynı yere 3 tane kirpik yapıyorum. 3 zincirimi çektim arkadaşlar. Bu ilmek aldığım 4 zincirli yuvanın içine de kapattım bu şekilde zincirimi. Bir tane fıstık yaptık, kirpikli fıstık. Sıradaki 4 zincirli yuvama sık iğne ile geçtim. Aynı şekilde arkadaşlar burada yaptığımız gibi bütün yuvaları dolduracağız uzattım biraz ipimi ikinci ilmeğimi onun hizasına getirdim 3 dibinde zincir 4 5 6 ve 7 hepsini bir toplayıp bu şekilde sık iğne ile kapattım yine 5 tane zincir çektim 5 zincirimi aradan girdim kapattım buraya bir kirpik yaptım 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi yine aynı şekilde arkadaşlar bu topladığım ilmeklerin arasından girip kirpiğimi buraya kapatıyorum bu şekilde. 5 zincir. Kapattım kirpiğimi. Şimdi arkadaşlar 3 tane oldu. 3 tane olunca yine ana yuvaya bu 4 zincirli yuvaya kapatıyorum 3 zincirimi. Sıradakine sık iğne yaparak geçiyorum. Evet arkadaşlar iki tane bu şekilde kirpiğimi tamamladım. Sıradakileri de aynı şekilde yapalım. Sonuncu yine beraber yapalım. Evet arkadaşlar tüm ilmeklerimi doldurdum. Bir tanesini bıraktım tabii ki. Hemen sonuncuya bu şekilde sık iğne ile girdim. Yine uzattım biraz. 2 aynı boya çekiyorum. 3 4 5, 6 şu parmağımla tutuyorum arkadaşlar kaymaması için. Bunun özelliği arkadaşlar fıstığın özelliği şöyle sola meyde ettirmeden dik bir şekilde toplamak. Sola muhakkak meylediyorum ama fazla meyletmesini engellemek yani. Şimdi 5 tane zincir. Bu aradan topladığım ilmeklerimin tam ortasından bakın arkada biraz önde tam ortadan girdim kaçırmadan 5 zincirimi çektim. Arasından girip kapattım kirpik olarak. 5 zincir. Yine arkadaşlar aradan giriyorum. Şöyle. Bu şekilde 3 tane kirpi yaptım buraya. 1 2 3 zincir girdim sık iğne ile kapattım şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz yeşil yuvamın da içine bu şekilde sık iğne ile girdim kapattım evet arkadaşlar isterseniz şöyle bir zincirle de girip daha rahat bir şekilde şöyle gerdirmemiş oluruz çünkü bir zincirle girmiştik yine bir zincirle girelim oraya bir zincirde çekip ipimizi koparalım Arkadaşlar şimdi bunu burada bırakmıyorum arkadaki girdiğim ilmeğin oradan çekip vücudumu tutalım Arkadaşlar bu şekilde Şunu yakmak için birazcık uzatayım arkadaşlar makasımızla biraz boyunu kısaltıyorum siz daha iyi özenerek arkadaşlar bu şekilde modelimiz oldu arkadaşlar şöyle parmağımdaki ipi de çıkarayım ve size modelimizi bu şekilde yakın plan göstereyim arkadaşlar çok hoş ve çok zarif oldu zaten biliyorsunuz üzeri fıstık ağacı modeli iğne oyasındaki bu şekilde uyarlanmış hali arkadaşlar. Yaprağımız da çok uyumlu oldu ikisi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet zarif, şık bir farklı bir modelimiz oldu. İstediğiniz mevlüt örtülerinde de değerlendirebilirsiniz. tek renk yazmalarda da iç çiçekli yazmalarda da hepsine uygun arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Umarım faydalı, işinize yarar bir anlatım olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.